Şimdi Evet. hazırsanız ben başlıyorum artık. Maalesef şiir. Gözlerin akardı gözlerimden. Bir gece açardı yıldızımdan. Gibi bir hayır tabii ki. Şöyle kelimelerimiz var. Bununla ilgili ne düşüneceğinizi merak ediyorum. Başka dilde karşılığı olmayan, Evet. okey. Bir kelime başka dilde tam bir karşılığı yok, açıklamasını yapabiliyoruz. Bunu ben şimdi size söyleyeceğim. Ne oldu, hoşunuza gitmedi mi? Yani Yani çevirde kaybolan kelimeler gibi bir Bravo. şey. Evet. Söyleyeceğim onu, o kadar. Senin bir şey yapmana gerek yok, hani onu Yani şöyle açık. olacak. Kelimeyi Benden bir söyleyecek. beklentin varmış ve ben de öyle bir kelime söylemeliymişim gibi bakıyorsun bana. Çünkü böyle bir ne yapacağımı Sen bilemedim. getirmedin mi kelimeni? Kelime değil, Evet. Hayır dur, getirme, ben tamam. başka şeyler Evet. getirdim bu masaya. Başka türlü şeyler. Söyleyeceğim. Solastalji. Nordik gibi mi? Türkçeymiş bu arada. Aa, ne? Bir daha Evet. söyle. Solastalji. Bunu bu arada Sadık, Solastalji. evet, bir Sadık bir Teras Noir dinleyicisi bize yolladı. Aa. Kesinlikle. Solasyum ve algos. Yani teselli ve acı kelimelerinin birleşimiymiş efendim. Evdeyken evi özlemek. Wow. Ne yüzündendik şu an? Çok Çok fena. iyiymiş ya. Böyle bir kelime vardı ve biz bilmiyorduk ha. Ya da biri buldu bilmiyorum yani. Ya da Biri salladı ve biri sana salladı, yolladı. benim hoşuma gitti, söyleyeyim Ve dedim yani. ağlayarak yazdın onu. Ya. Öbürü, ya hep öyle olsa da çok tatlı. Değil mi? Birbirimize de solastalji yaşıyoruz Solastalji. demezmişiz gibi Peki sanki. mesela bu bir şey mi yani? Fiil değil. Yani nasıl kullanılıyor cümle içinde mesela? Solastaljik oldum ben. Bunu böyle sallayınca şey mi oldu? Ne? Hiç hatırlamaya mı çalıştın? Biraz Bilmediğim bir şey. solastaljik oldun galiba Seni sen bugün orada. solastaljik gördüm falan gibi. Ama hiç kullanımını da görmedim, açık Ha. söyleyeyim şu ana kadar yani. Bu arada ya, eğer uydurulmuş bir kelimeyse de bence gayet iyi. Benim Güzel başımın ya. üstünde yeri var çok kesinlikle. Hüzünlü. Bir tane daha var, söyleyeyim mi? Söyle. Bu İngilizce redmancy, seni çok seven birini karşılıklı olarak çok sevmek. Güzelmiş. Oturup ağlayacağız, öyle gidiyor şu ana kadar. Çok duygusal oldu. Ne oldu buna? Bu da çok güzel. Bu İngilizce. Evet Bence evet çok yok güzel. ilkini ben biraz şey oldum evdeyken evi özlemedim. Evdeyken evi Ay. özlemedim çok iyi. Bu arada Ondan ben çıkamadım ben biraz. valla. Gerçekten Evet. evden çıktığım an evi özlüyorum. Size de oluyor mu öyle? Oluyor. Ya çok tuhaf bir şey. Mesela o kadar evde kaldık bilmem ne falan filan ama belki de o yüzden de daha çok alıştım yani evde kalmaya. Ha. Ama evden çıktığım an mutlaka böyle bir hani bir yere gitmem, bir şey yapmam falan bile gerekse ki yani öyle gerektiğince çıkıyorum zaten. Bu hemen şey oluyorum ama ev falan oluyorum yani. Hemen dönesin mi geliyor? Ya ev fikri beni heyecanlandırıp umutlandırıyor yani eve Evet. gitme. Yani Ev ev, yani bir fikri. ev var orada ve hani oraya dönebileceğim fikri. Bir şey söyleyeceğim. Çeviride kaybolan kelimelerken kaybolan birkaç hareketten bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Çok kafam takıldı. Hani artık yapamadığımız. Hani şey vardır ya, Şu klasik. mu? Mesela bu bir. Bu iki, şu zaten çok cam açma şeyi. Bir Evet. de şu abi yeni. Eskiden şöyle bir şey vardı. Hesap geldiğinde hatırla, mesela bakıp İyiymiş ya. Yani çok, ne kadar iyiydik ama iyiymiş. Hani artık hesaplar şey ya, hani ne kadar pahalı. Yani ailemin yanına mı taşınıyorum bu hesabı ödeyip? Hani yoksa biraz daha devam Kredimi edebilir çekiyorum. miyim? Bir de şöyle oluyor zaten böyle hesap geliyor bakıyorsun ve uzun bir süre bakıyorum mesela ben. Evet Böyle bir anlamlandırma süresi evet. geç. Bir de böyle bir şeyle iç mi rahatlatma o ne bilmiyorum. Abi aslında dolar düşünce bir şey değil yani 40 dolar falan gibi. Ne demek abi içini mi Nerelere rahatlatıyorsun? gidiyorsun? Mutlu olmaya mı çalışıyorsun? Ne Evet. demek bu? Bu Biz kadar de... da pahalı değil aslında. Ama sonra mutlaka masadan kalkınca yani o kadar doymadım bu arada. Hani Ya. hala biraz açım ya aslında. Hayır, bir de bana şey oluyor ya. Hani şey hiç olmuyor artık. Abi burası iyiymiş, buraya gelelim. Ya yani hep böyle ne yapsak yani, hani böyle Bunu nasıl çözelim? bunu nasıl çözelim? Bir de abi şey benim çok komiğime gidiyor ya. Bu ya, hesap pahalı da gelse, az da gelse yemekleri söylerken ki hissinle alakasız oluyor ya. Çünkü az önce başka biriydin. Yani ıstakoz salatası mı? Tabii ki yeriz. Yani hani ne bileyim, patlıcanla soteleyelim mi? Tabii ki falan. Sonra hesap gelince mutlaka şey oluyor ya. Bu arada emin miyiz? Hani bu, evet yani ıstakoz Yedik salatası, mi biz bunu gerçekten? evet yedin Evet onu yani. işte. Evet işte öyle Değil mi? oluyor. Gerçekten öyle oluyor.